Merhaba, bu hafta Dilara Topaloğlu ile beraberiz. Kamine Günlüğü'nün yazarı. Hoş geldin Dilara. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi nasıl başlayalım? Kitapla ilgili konuşalım önce istersen Tamam. biraz. Kamino Günlüğü nasıl ortaya çıktı? Sen uzun bir yürüyüş yaptın. Uzun bir yolculuk oldu. Kaç gün yürüdün? Toplam 14 gün yürüdüm. 2 haftayı buldu yürüyüşüm. Peki bu fikir nasıl doğdu sende? Her zaman yürümek istiyordum. Hani böyle bir içimden gelen bir duygu vardı. Film olarak da The Way filmini izledim. Martin Sheen'in. Orada çok güzel İspanya'nın yollarında böyle Fransız yolunda yürüyüp haç yolculuğu yapmıştı. Dedim ben de bu yolu yürümeliyim. Peki bu yolun anlamı ne? İnsanlar niye yürüyorlar bu yolu? Çünkü dünyanın pek çok yerinden insanlar günlerce bu yolu yürüyorlar. Bu yolun anlamı ne? Senin için anlamı neydi? Niye o yolu seçtin? Çünkü pek çok başka yol da var bildiğim kadarıyla. Evet, 7 tane ayrı yolu var. Ben Fransız yolunu tercih ettim. Genelde bu yolu Katolikler yürüyor. Kendilerini haç yolu olarak ilan etmişler. İsteyen evinden de başlayabilir. Berlin'den başlayabilirsin, Fransa'dan başlayabilirsin. Genelde son 800 kilometreden başlıyorlar. Ben 300 kilometresinden başladım, 322 kilometresinden başladım. Bu yolu yürüdüklerinde işte o dönemde çekilen eziyetler, işte yaşananları tekrar işte tatmak için veya onları desteklemek için, onların çektiği zorlukları tekrardan yaşamak için bu yolu yürüyorlar ve sonunda da hacı oluyorlar. Bunun biz kitaba da koyduk aslında bir sertifikası var değil Evet, mi? pasaport veriyorlar. Her gittiğiniz yerde damga vurduruyorsunuz. Bu damganın sonucunda o yoldan yürüdüğünüzün kanıtı oluyor. Çünkü bazı kişiler hani yürümeden sadece damga vurdurmadan gidip o pasaportla birlikte belge aldıkları için her gittiğin yerde damga vurdurmanın sebebi bu oluyor. Sonunda da belge veriyorlar. Peki sen niye bu yolu seçmiştin? Sadece Ben yürümek için değil herhalde, değil mi? Yani başka. sadece yani o macera aslında benim için büyük bir macera olacaktı. Tek başıma yürümem. Filmde de gördüğümde tek başına yürüyen kadınları gördüm. İşte farklı farklı kişileri gördüm. Bu yolu yürümeyi ben de çok istedim. Birçok yerde karşıma yürümekle ilgili kitap çıktı, yürümenin felsefesi diye. Ben de neden yürümeyeyim dedim içimden böyle hani 6 ay içinde karar verip yürümeyi tercih Bir ettim. hazırlık sürecin oldu. Evet. O hazırlık sürecinde neler yaptın? Hazırlık sürecinde ilk başta kendimi hazırladım. Evet. Benim açımdan hani tek başıma yürüyor olmak zor. Bilmiyorum, bilmediğim bir şehir. Korkacak mıyım? Başıma bir şey gelecek mi? O aşamada kalacağım yerleri önceden tespit ettim. Yaklaşık 18 yer ayarladım. Uçak biletimi aldım. Günlük ne kadar yürüyebileceğimi kestirdim. Daha önce yürüyenlerin ne kadar günde ortalama yürüdüğünü çıkartıp otellerimi ona göre sıraladım. O şekilde Sen devam. 320 kilometre mi Evet, yürüdün? 322 kilometre. Yürüdün. Evet. Bayağı bir yol. Kaç günde bitti? Benim 14 günümü aldı. 14 gün. 14 günde Evet. bitirdin. Peki kitabı okuduklarında neler bulacaklar? Aslında senin dönüşte de bir değişim de Evet. var değil mi hayatında? Yani sana verdiği kişisel olarak bir farklılaşma var o yolun. Kesinlikle öyle. Zaten yola çıkacağım zaman benim bir şeylerin değişeceğine inanarak çıktım. Yani bu yola çıkmadan önce kendime bir niyet edinmem gerektiğini de düşündüm. Hani sadece yürümek için bu yolu hani 300 kilometre hani bir şeyler daha anlamlı olmalı diye düşünüp o yüzden kendi niyetimi tespit ettim. Sonuçta hani niyetle beraber yürüdüm. Kendimi de değiştirdim. Hani çok değişir miyim diye hani böyle bir beklentiye girmeden hani yürüdüm ama çok da farklı şeyler yaşadım kendimce. Sen zaten sanatçısın. Evet. Yani kitabın kapağı da senin çizdiğin bir tablo aslında. Evet, o yolda çektiğim bir fotoğrafı resim haline getirdim. Getirdin. Serginde de vardı bu ve Evet, senin vardı. özel koleksiyonun Evet. bu çizim. Kitabın içinde de pek çok yolda çizdiğin eskizlerden Evet. görüntüler var. Biraz da sanatçı tarafınla hani resim nasıl başladı, hayatına nasıl girdi? Çünkü aynı zamanda
bir turizm işletmen var senin aslında, iş kadınısın da. Ama resim nasıl girdi hayatına? Resim hep içimde vardı. Yani sonuçta çocukluğumdan beri ya turizm okumak istiyordum ya resim yapmak istiyordum. Bölüm olarak turizm okuyup onun yanında da 2008'den beri resimle ilgileniyorum. İlgileniyorsun, evet. Sergilerin oluyor. Sergilerim oluyor, yurt içi, yurt dışı. Sonuçta hani sadece hobi olarak düşünmedim resim olarak. O da senin ikinci bir mesleğin evet. gibi aslında. Ya bu Camino yolu bir Müslüman kadın için aslında soracağım. Hani bunu evet. bir ayrımcılık gibi sormuyorum ama çok bizlerin aklına gelen bir yol değil. Çok bildiğimiz bir şey de değil. Aslında bu ilhamı hakikaten merak ediyorum, sana veren ilhamı. Nereden geldi bu ilham? Hani Türkiye'yi de yürüyebilirdin. Benim açımdan daha güvenli olacağını düşündüm. Çünkü bu konuyu araştırdım. Tek başına yürüyenler var mı? İşte hep grup halinde mi gidiliyor? Turlar da vardı aslında gidebileceğim. Hı hı. Ama tek başıma yürümenin daha anlamlı olacağını, insanın kendiyle tek başına kalıp kendi iç sesini daha çok dinleyeceğini düşündüğüm için tek başıma tercih ettim ki yolda yürürken tek başına yürüyen kadın sayısı erkekten daha çoktu. Hmm. Tabii. Orada mutlaka dostluklar da doğdu, arkadaşlıklar doğdu. Evet. Yani ilk başlarda yürüyorsun, hani biri selam veriyor, sonra gidiyorsun. Çünkü hep herkes aynı yolu yürüdüğü için belli bir noktadan sonra diyelim bir kişiyle tanışıyorsun. İki gün sonra gördüğünde bu sefer çok mutlu oluyorsun. Bir daha göremeyeceğini korktuğun için sarılıyorsun, sohbet ediyorsun, yemek yiyorsun. Sonunda belki yolun sonuna kadar bir daha hiç görmeyeceksin. O yüzden arada böyle bir gördüğünü ikinci kere, üçüncü kere gördüğünde oturuyorsun. Gerçekten keyifli vakit sohbet geçiriyorsun. Sohbet ediyorsun. Evet, arkadaşlıklar ediniyorsun. Peki genelde gelen insanların profilleri nelerdi? Neler gördün orada? Yani kimler gelmişti yürümeye senin döneminde en azından? Benim dönemimde her yaştan vardı. Yani 80 yaşında veya 15-20 yaşında. Çocuklar çok fazla yoktu çünkü okul tatil dönemine denk gelmediği için, ama daha sonra gitmiş olsaydım, hani Mayıs'ta gittim, Haziran gibi gitmiş olsaydım daha çok çocuk da görürdüm. Her yaştan var. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, hani Müslüman bir ülkeden gelen bir ben vardım, bir de Kuveytli bir çocuk vardı. Başka da Müslüman yoktu yani. Herkes şaşırıyordu. Evet, yani bence kitabı okurken de şaşıracaklar zaten. Peki bu yürüyüş yolunda mutlaka farkındalıkların olmuştur diye düşünüyorum. Kendinle ilgili neleri fark ettin? Kendimle bu bir ilgili... keşif yolculuğuydu da muhtemelen. İçeriye doğru yaptığım bir keşif yolculuğuydu. Bunu yaşamak istedim. Bana ne sunacağını yaşamak istedim. Kendi iç sesimi daha çok dinlemem gerektiğini ve doğayla daha iç içe olunca daha çok kendi iç sesini duyduğunu hissettim. Ama bu yol kesinlikle büyülü bir yol. Oraya giden kesinlikle kendiyle ilgili bir yüzleşmesi oluyor. Farklı çok yalnız oluyor. Kaldığın bir süreç değil mi? Tek başına yürümek. Evet, yalnız kaldım. Tercihen yolda yürürken kimseyle muhabbet etmek konusunda hani tercihim olmadı. Kendi başıma göreyim, daha çok şeyin farkına varayım. Ayrıntıyı, detayı görüyorsun ama konuştuğun zaman o güzelliği görmüyorsun yolda giderken veya ufak bir oraya not yazmış, o yazdığı Hı-hı. notu görmüyorsun. Şarkı sözü bulabiliyorsunuz ama şarkı sözünü bir kere de değil, parça parça çöp kutularını biraz gidiyorsun 200 metre, başka çöp kutusunda şarkının devamını okuyabiliyorsun. Bu güzellikleri tek başına daha çok yaşayabilirsin ama biriyle muhabbet ettiğin zaman görmüyorsun. Öyle zamanlarda oldu. Bir de hani farklı ikonlar kullanıyorlar değil mi yol üzerinde? Yani heykel demeyelim ama üstlerinde semboller olan taşlardan bahsetmiştin. Evet. Sen kitapta da bahsediyorsun. Hı hı. Orada tek başınıza yani haritayla yürümenize gerek yok. Zaten oklar sizi gitmek istediğiniz yöne doğru yönlendiriyor. Her yerde sarı oklar var. Ok olmasa bile taşlarla işte ok şekline getirilmiş desenler, işte modeller var. O yüzden hani kaybolmanız mümkün değil. Yani ben bir iki kere yoldan çıktım ama hani kendi kafama göre takıldım. Hani bir baktım oklar yok, bir şey yok. Sonra tekrar aynı yolu döndüm. Dedim ki hani daha çok etrafına bakman lazım.
O yüzden de zaten oklar hani tek başına yürümek. Bu bile yoksa, ayrı bir farkındalık aslında tabii ki, değil mi? Hani yürürken oku görmüyorsan başka bir yere gidebiliyorsun. Peki bir kere daha gitmek ister misin? Tabii ki. Tabii ki. Aynı yolu mu yoksa farklı bir haç yolunu mu tercih edersin? Portekiz yolunu çok merak ediyorum. Orası da güzel bir yer olduğunu duydum. Ama bu sefer bu kadar uzun yürür müyüm bilmiyorum. Son 100 kilometreyi yürümeyi tercih ederim. Peki bu yollarda böyle en uzun kilometre ne kadar? O size biliyor bağlı. Musun? Ha. Ben maksimum 34 kilometre falan yürümüş olabilirim bir günde. Ama o gün hani en kötü günlerinden biri falan olmuştu. Çok yorucu. Tabii 34 kilometre diyorsun. Yani kaç bin adım olduğunu düşünemiyorum yani bile. Zaten telefonda o adım sayar, belli bir noktadan sonra saymıyor. Hani yürüyorum böyle 30 bin, ben 30 binden fazla yürüdüm diyorum. Hani göstermiyor. O yüzden günlerimi ona göre ayarladığım için, hani kalacağım güzel yerde kalayım diye, bazı yerde 34, bazı yerde 25 kilometre yürüdüm. Ama ortalama 25 ile 30 arası. Evet, onu da konuşmuştuk. Kalacak yerleri de galiba, kalacak yerlerde sınıf sınıf ayrılıyor değil mi? Hangi açıdan? Hani şey olarak yani daha iyi oteller var yol üstünde, daha... Tabii hani bazı bölgede, bir bölgede iki tane otel oluyor veya hostel oluyor. Ben çok kalabalık gruplar halinde kalmayı tercih etmediğim için hani önceden ayarlayıp tek kişilik odaları tercih ettim. Ama çoğu kişi oraya gelen hani kalabalık kalmayı tercih ediyor. Bundan sonra yürümek, bu videoyu izleyip de yürümek isteyenler olursa sana danışabilirler tabii artık. Tabii ki, tabii ki. Bir danışmanlık verebilirsin yani. Tabii ki, her peki, şey. Peki, tüm dünyada 7 tane böyle yol var dedin değil mi? Şey bölgesinde, Avrupa bölgesinde 7 tane farklı yol var. O 7 farklı yoldan en uzun kilometre olan hangisi peki? Onu biliyor musun? 1000 kilometrelik olanı da var ama Fransız yolu benim yürüdüğüm hani daha popüler olduğu için, daha çok tesis olduğu için de diyebilirim. Hani zamanla da öyle geliştiği için orası tercih ediliyor. Ama Portekiz de sanırım ikinci en iyi yol. En iyi yol. Yani yürümek için en çok tercih edilen. Sen tabii yani yanında bavul taşıma şansın yoktu muhtemelen. Bir sırt çantasıyla çıktığını biliyorum. Peki neler aldın yanına? Şu bir çok kadın için de çok zor değil mi? Çok şey, yanımda kahve bile getirdim yani. Ama bitti, içtim iki gün sonra. Çok eşya almamayı tavsiye ediyorum. Yani benim aldığım eşya 4 gün boyunca benim için çok eziyet oldu. 3 gün boyunca. 3. gün keşfettim ki aslında bir sonraki gideceğin otele transferle gönderebiliyor musun? Onu keşfedince çok rahatladım. Ama ilk 3 gün çok zordu. Yani o eşyaları taşımak. Zaten mesafe olarak çok yürüdüğün için, bir de vücut alışmadığı için, alışık olmadığı için her adımda böyle ayaklarımızın altı yanıyordu. Peki neler almak lazım aslında? Gerçekten yani fuzuli olmayan, mutlaka alınması gereken dediğin neler var? Kesinlikle vücudu sağlam tutacak magnezyum, C vitamini, ağrı kesici, ağrı bantları, en önemli olan şeyler bunlar. Çünkü ertesi gününü zinde kalkmanız gerektiği için gece yatmadan önce magnezyum içip o vücudu tekrar tedavi etmeniz gerekiyor. Yani güçlendirmeniz gerekiyor. Onun dışında bol bol iç çamaşırı ve çorap. Başka bir şeye ihtiyaç yok gerçekten. Peki sıcaklık döneme göre değişiyordur mutlaka ama... Genelde nasıl bir bölge orası? İlk 3 gün güzeldi, hava sıcaktı ama son geri kalan günlerde yağmurlu geçirdim ve çok soğuktu. Yağmurluk orada bir yer buldum, satın aldım. Uzun böyle yani palto gibi. Onu giydim. Onu o da yürümeyi zorlaştırmıştır. Zorlaştırıyor ama şemsiyeli yürümen mümkün değil. Başka bir şekilde yürümen mümkün değil. Herkes öyle yürüyor zaten. Ama bu sefer ayakkabılarımın içi su doluyor. 3. günü, 4. günü bayağı bir feci oldu benim için. Yani zor oldu. Ayakkabılarım içi su içinde. Hani 20 kilometre yakın öyle yürümüş olabilirim. Islak ayakkabılarla. O da şey, ağırlık bağlayıp yürümek gibi bir hissi ağırlık olsa yapıyor, gerek. Çok soğuk çünkü dağdasın. Çok yüksektesin. Üşüye üşüye, hani hasta olmadıysam nasıl olmadım ben de bilmiyorum. İlk 3 gün güzeldi ama ondan sonra yağmurlu ve zorladı. Yani üzerinize polar ve Gore-Tex tarzı böyle ıslanınca hemen kuruyabilen kıyafetlerle gitmek mantıklı. Ayakkabı da öyle tabii ki. Peki şimdi bu senin yolculuğun.
Aslında kitapta kendini de anlattın biraz. Ama kitabı okuyanlar neler bulacaklar içinde? Kitabı okuyanlar bu yolu benim de yürümem lazım diyecekler. Kendilerinden bir parça da olsa bir şeyler bulup hani ben de bu yolu yürüyeyim, ben de hayatımda şunu çözümlemek istiyorum, bu olayı çözümlemek istiyorum veya tek başıma bir kafamı dinleyeyim veya kendimle yüzleşeyim. Korkmadan hani bu yola girebileceklerini düşünüyorum. Düşünüyorsun. Evet. Bah, tek başına yürümek bana biraz şey geliyor aslında yani. Korkutucu geliyor. Ürküt yok, korkutucu değil de hani canım sıkılırmış gibi. Yani benim kadar çok konuşan biri için tek başıma artık da hani nasıl yürürüm bilmiyorum. Hiç sıkılmıyorsunuz. Çünkü bir hedefiniz var. Yani bazen bir kafede oturuyorum yol kenarında. Hemen içeyim, bir an önce yolumu bitireyim diye böyle şey yapıyorsunuz. Hani orada çok oyalanamıyorsunuz. Amaç zaten o gün oraya otele ulaşmak gibi veya varacağınız noktaya ulaşmak olduğu için hani kafada zaten bir şekilde vücutla çok şey oluyorsunuz, nasıl diyeyim? Hani oram ağrıdı, buram ağrıdı, bugün şuram ağrıyor, bugün buram ağrıyor. O kadar şey oluyor ki Kendinle hani meşgul evet oluyorsun. hani sıkılmak mümkün değil. Zaten hani yolun sonunu getirmek çok daha hani böyle önemli olduğu için hani artık şey olmuyor. Bu bir toplu yürüyüş değil. Sonuçta herkes Değil. bireysel yürüyor, değil mi? Öyle Evet. bir yol burası. Peki varış noktasında bu damga ve sertifika olayı nasıl işliyor peki? Nasıl mesela ispatlıyorsun bütün o yolu yürüdüğünü? Pasaportunuzla gidiyorsunuz. Her gittiğiniz yerde günde ortalama 2 tane mühür almanız gerekiyor. Geçtiğiniz yollardan. Böyle o zaman ofisler var bu mühürleri veren, öyle mi? Market olur, kafe olur, kaldığınız otel olur. Her yerde herkeste mühür var. Sonuçta yani onun için sıkıntı yok. Gittiğiniz her yerden ilk başta önemli olan o pasaportu elde etmek. Ben gittiğim otele sormayı unuttuğum için bir gün sonra alabildim pasaportumu. Ama hani birçok yere sordum. O herkes yönlendiriyor zaten nereden almanız gerektiğini. Sonra mühürleri alıyorsunuz. O En mühürü. sonunda da, yani o pasaport dediğin şey bizim kitaba da koyduğumuz en sondaki o sertifika mı? Sertifika değil. Bu açılan bir tane kağıt vardı. Mühürlerin olduğu. Evet, tamam. Şimdi Gittiğiniz ben de... bölgenin işte kaldığınız otelin mühürü oluyor zaten. Hani orada kaldığınızın kanıtı. O yoldan geçtiğinizin Sizin kanıtı. kanıtı oluyor. Peki böyle yürürken ya da orada tanıştığın insanlarla enteresan şeyler oldu mu? Hani aklına gelen böyle Oldu. komik ya da trajik Komik hikayeler var mı? kendimle o ilgili daha çok komik şeyler oldu ama tanıştığım insanlarla çok özel anlar yaşadım. Çünkü yeni tanıdığım bir aile vardı ama sürekli her gittiğim yerde görmeye başladım son günlerde. Çok özellerini bana anlattılar. Bence çok güzel. Hani hiç tanımadığın insanlar sana gelip en özelini anlatabiliyor. Bence çok değerli. Peki devam eden dostluklar var mı şimdi? Genelde Mailleştiğiniz? bir kişiyle görüşüyorum ama diğerleriyle zaten orada kalacağı belliydi. Yani herkes birbirine telefonlarını verdi, mail adreslerini verdi ama kimsenin daha sonrasında birbiriyle iletişime geçmeyeceği belliydi. Yani önemli olan orada bir şeylik, Bağ oradaki bir kurabilmekti. arkadaşlık. Hani döndükten sonra şu an 8 ay falan oldu herhalde. Orada yaşadığın o anı çok hissetmiyorsun artık şu anda zaten. Üstünden vakit geçince, 6 Geçiyor. ay geçince sadece tortuları var. Onlar da hani hayatında senin bilinçaltında bir şekilde içinde yer ediyor. Ama o yoğunluk belli bir süreden sonra gidiyor zaten. Bir de şöyle bir şeye de inanıyorum gerçekten. Bu tip daha özel rotaların kendine ait bir aurası ve enerjisi oluyor. Aslında o enerji de mutlaka orada yürüyenleri etkiliyor. Tabii ki herkes kendinin en saf haliyle oluyor. Kimse sinirli değil, agresif değil, yapmacık değil. Onu çok rahat görebiliyorsun. Yani kim neyse normal hayatta orada bırakıp oraya gelip herkes çok daha mutlu. Tabii bazı insanların kendileriyle ilgili problemleri varsa onları da çok rahatlıkla görebiliyorsun. Yani kendi kişisel problemlerini veya günlük hayatta kendilerini rahatlatamayan oraya gelip aşırı derecede böyle dışa vuran insanlar da oluyor şu şekilde. Bağırarak konuşmak veya işte yüksek sesle şarkı söylemek.
Sonuçta herkes oraya dinlenmeye geliyor ve kendi içine çekiliyor. Bazı insanlar da bunun tam tersi olabiliyor. Peki bu tecrübeden sonra yalnız seyahat etmeyi tercih ediyor musun? Yoksa gene grup halinde dostlarla, aileyle mi seyahat sence? Seyahat her şekilde yaparım. Seyahat olsun. Yaparım. Aile olsun, arkadaş olsun, tek başıma olsun. Yine yaparım. Ama şu an çok fazla böyle bir tek başına yapayım ihtiyacım yok. Zaten sergilerden dolayı sürekli yurt dışına gidip geliyorum. İşte kardeşim şu an yurt dışında, onu ziyarete gidiyor. Hani öyle bir tek başıma planlayacağım, isteğim olacak bir durum olmadı da. Çok iyi. Peki bize kitapla ilgili, seyahatinle ilgili son olarak ne söylemek istersin? Kesinlikle yürümelerini istiyorum. Herkes, herkes yürüsün. Evet, tek başına yürümelerini ve çok az eşya alıp gitmelerini istiyorum. Ve daha sonra bu... Herkese tavsiye ediyorsun yani. Ediyorum. Sonra da gelip sohbet etmek istiyorum. Aa, ne güzel. Ediyorum. Aslında evet, yani belki de o ile bir tecrübeyi paylaşan herkesin bir araya gelip evet, sohbet etmesi. Ya ben bunu kendim için hani böyle yaşadım değil, o yolu yürüyüp gerçekten çok kendiyle ilgili yüzleşen ve çok güzel şeyler yaşayan insanlar var. Bir tek kendim için olduğunu düşünmüyorum. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.